Hem ben menkul bir Müslümanım, o başka ama yani Müslümanım, Türk'üm, buralıyım, Türkiye'liyim ve bundan da mutluyum yani. Bunu da ayrıca tartışmasına girmeyi de sevmiyorum çünkü bu tartışmaları son derece gereksiz görüyorum. Gerek de yok tabii ki. Türkçemi güzel kullanıyorum diyorsunuz, bunu şarkılarda aktarıyorsunuz. Güzel kullanıyorum demiyorum, güzel kullanılmasını sağlık veriyorum diyorum. Ve bunu şarkılarla da veriyorsunuz. Aslında türkülere yöneliş de belki ondan kaynaklanıyor olabilir. Türkülerden destek almak, türküleri müziğinizde sıkça kullanmak da bunun bir göstergesi olarak şimdi, gösterilebilir değil mi? Adı üstünde türkü. Yani bu şey değil ki, şimdi mesela frengi diye bir hastalık var. Nereden kaynaklanıyor? Çünkü bu hastalık eski tabirle Frengistan'dan gelmiş. Yani bizim toplumumuzda, Orta Doğu'da frengi diye bir hastalık yok. Frengi hastalığı Frengistan'dan geldiği için adını frengi koymuşuz. Demek ki şimdi çok bir kontradan bir başka kontraya gidiyorum. Yani bir uçtan bir başka uca gidiyorum. Şimdi türkü. Türkü bilmeyen türkü bilemez. Yani ki biz türküz, bize türkü gerektir. Türkü gerektir. Şimdi yanılmıyorsam Ziya Paşa'nın terkibi bendeninde, muhtemelen de bir yanlış yapıyor olabilirim yani gecenin bu vaktinde. Acemce isteyen Acemistan'a gitsin, Frenkçe isteyen Frenkistan'a gitsin ki biz türküz, bize türkü gerektir demiş. Şimdi ben Türkiye'liyim. Kendimi Türkiye'li bir Türk Cumhuriyeti yurttaşı, vatandaşı, insanı addediyorum. Kendimi bundan daha açık ifade edeceğim bir lisan yok yani. Söz gelimi size ilanı aşk etmek istesem sevgili Salih Hanım. Ben şimdi I love you mu desem daha şey, ya ihlibedik, jotem mi desem, ne kadar bunu jotem biraz daha jotem gibi oluyor. Yoksa seni seviyorum mu desem daha güçlü olur. Ben seni seviyorum demeyi yeğliyorum. Biz ve de bunu yeğliyoruz. Bu şekilde dile getirmenizi yeğliyoruz. Doğduğunuz günden itibaren kulağımıza ne çalınıyor? Ana dilim ya o. Ne çalınıyor? Yine ya türkü çalınıyor ya konuşulan dil. Alıyor babamız. Peki bu yeni çalışmanızda yine türkü ağırlıklı eserler olacak mı? Türkü kaynaklı. Türkçe kere, kesinlikle Türkçe. Tabii ki Türkçe. Ama şimdi zaten türkülere yönelecek misiniz? Kanımızda yani dolaşan hemoglobin miktarı kadar mevcut. Şimdi biz o türküleri 1974, bundan 25 sene evvel yaptık. İnsanlar maalesef daha yeni keşfediyorlar aynı şeyi. Onun için biraz daha dikkat biraz, çünkü o 25 sene evvel yapıldı yani onlar. Biraz daha farklı olacaksınız. Yani yeni baştan bunu keşfetmiş gibi sevinenler var. Onlara dikkat etmelerini şey yapıyorum. Sağlık veriyorsun. Veriyorum. Yeni bir şey keşfetmiş gibi ortalıkta gezinen bir sürü şeyler var. İnsanlar var. Biraz istiyorlar. Tufeyliğin alemi yok diyorsun yok yani. Yok diyorum tabii. Sayın Bitmen, yeri gelmişken Sayın Karaca'nın bir yurt dışı macerası oldu. Bir ara mecburi bir tatil oldu. Yurt dışıyla ilgili orada da kazandıkları oldu, müziğine aktardıkları tabii oldu ki bu süreçte. Sizin de bir Norveç maceranız var. Evet. Kadarıyla. Çok önemli. Yeri gelmişken pek de yeri değildi ama o şekilde bağladım. Yani, aktarabilir misiniz izleyicilerimize? 1971-74 arası bir 3 senelik, 2,5-3 senelik bir İskandinavya özellikle. Öyle bir çalışımız oldu sevgili Durul Gencer'e beraber. Tabii çok bizim için güzel bir deneyimdi. Hem çalıştık, hem akademik bir takım incelemeler yaptık, hem konserler dinledik. Çok büyük katkıları oldu. Çok büyük katkıları oldu. Özellikle yani hem enstrümanist yani ben aslında piyanist olduğum için yani kendi şeyimdi. Hem de dünyada insanlar müziğe nasıl yaklaşıyorlar. Bizim için çok güzel bir tecrübeydi. Cem Karaca size bir şeyler işaret etmekte bu arada. Hayır şimdi biz konuştuk tabii bu hadiseleri. Çünkü döndüğünde bir tatile gelmişti Türkiye'ye. Küt diye ben o ara Moğollardan ayrılmışım. Bir telefon sevgili Uğur ve Oğuz Durukan. Evet. Beraber grubu toparladık ve Cem Karaca Dervişan, yani dervişler anlamına gelen bir grup kurduk.
Ve orada sohbetlerimiz arasında, evet, Uğur bana nakletmişti. Şimdi ben ondan yani o şimdi alamadı benim ona verdiğim şeyi. Çünkü aslında şu, şimdi Norveç'te caz çalıyor Doğu Gence Uğur. Tam değil. Ha. Hayır. Yani, caz. Buradan da tabii şeyler vardı ama en ama işte ama Batı'nın dinliğe geldiği türde bir caz. Ki aynı hadiseyi, evet, ben de yaşadım. Tabii. Uğur, aynı, evet, hadiseyi ben de yaşadım Almanya'da yani. Bizden ritimler katarak mı sonra aktardınız? Ritimler, melodiler. Akordeonlarmış tazlarını. Ritimler, melodiler, bir takım frezler, yani bir takım motifler. Tabii çok ilginç geliyor tabii. Hı-hı. Şimdi birden dünya müziğini bir arada yaşadınız. Biraz buralı şeyler. Yani kendi aralarında 5 tane, 6 tane Türk orada kendi aralarında böyle bir filan deyince Norveçlilere böyle tepe kulak olmuşlar hepsi birden. Gelmişler. Bunlar tekrar böyle. Tabii ilk şey tecrüben de orada oldu. Telif hakkı tecrüben de orada oldu. Telif hakkı meselesine hiç girme. Hiç girme. Yani bir aylık bir kontrat aldıklarını çalışacaktı. Kulübe girdik bismillah. Önümüze bir liste uzandı. Yazın dediler buraya neler çalacaksınız. Yani ne istersek çalarız. Ama bir şey, bugün burada, bugün de aynı şey oldu. Çaldıklarınızın telif ücreti yani ödemek için. Yani bugün burada bir stüdyoya girmeden evvel bir hanımefendi. Ben neredeyse 30 sene evvelden bahsediyorum. Ben de bugünden bahsediyorum. Ama TRT o konuda senin rahat uyarlısı. Senin ve bizim jenerasyonun kaybedilmiş bir 30 senedisidir. Ben onun için diyorum. Yani yazın dediler buraya. Ne olacak dedik bunlar? Bunlar dediler şeye gidecek. Yani söz müzik şeyleri. Telif hakları komisyonu. Neyse. İlk tanışmamız orada oldu. İşte o zamandan beri onun şeyini, mücadelesi tabii ki veriyoruz. Tanıştığınız günden bu yana. Telefonlar geliyor. Bu arada çok şey geliyor ama söz tabii ki müzik üzerine, dünya müziği üzerine. Gece başlarken devam ediyor ama artık son 15-20 dakika içerisindeyiz. Sevgili izleyiciler, Uğur Dikmen, Cem Karaca konuğumuz. Az önce Almanya'dan gelen bir faksta Emrah'ı rica etmişti bir izleyicimiz. Ki konuyu da oraya getirdik. Çıkış parçanız, o şekilde tanındınız. Daha sonra da oğluma Emrah adını koydum dediniz. Evet. Bir de oğlunuza şarkı yaptınız değil mi? Oğluma. İşte oğluma diye yaptım, mutlaka yavrum diye yaptım. Şimdi bir laf var, armut dibine düşer derler ya, bu arada, evet, ben lafı değiştirdim, ahlak dibine düşer diyorum çünkü başka bir laf da var armutla ilgili, armudun iyisini anlayanlar var biliyorsunuz, işte ondan kendimi uzakta kılmak için ahlak dibine düşer diyorum ben, armudun bir türüdür malum. Şimdi esasında bu akşam o da burada olacaktı. Lakin işte baba oğul Karacaları izleme şansımız olacaktı. Bu akşam çalışmaya gitti bir yere. Çok da dibine düşmedi bu akşam için. Çanakkale'de değil mi? Hocam bir şey yani işte kendini eğitiyor kendini. Yani kendini biraz pişsin biraz. Daha çok ham. Hamidik piştik diyor yani Yunus Emre. Gitsin pişsin biraz orada. Ama siz müzik anlamında çok da dibine düşmediniz. Anne baba tiyatro çocuğu. Anamın hatta babanız biraz da galiba müziğe karşıydı. Annem fevkalade karşıydı. O anlamda pek karşıydı. Diplerine düştüğünüz söylenemez. Ama sonradan kabul ettirdiniz değil mi kendisine? Vallahi kabul ettirmem nasıl oldu biliyor musun? Şimdi kameraman arkadaşlarımdan rica edeceğim. Babamın bana gösterdiği en büyük şefkat şu oldu. Eskilerde şu, biraz da öyleymiş. Şu kadar. Yani yola çıkarken şöyle sırtımı sıvazlar. Bir iki tane vurur. Hadi oğlum gidip de gelmemek var. Gelip de görmemek var. Allah yolunu açık etsin. Bahtını hayırlı etsin derdi. Ben onun dışında babamdan destek değil sürekli köstek gördüm. Ama anam ki biz yani Uğur'un annesi babası da benim anam babam kadar bana yakındır. Benim anam babam da Uğur'a kendi anası babası kadar yakındır. Yani biz birbirimizin büyüklerinin cenazelerini filan da kaldırdık yani. Çok ilginçtir. 22 Temmuz bizim hayatımızda önemli bir gündür. Benim annemin vefat ettiği, Uğur'un babasının defnedildiği gündür. Evet. Şimdi hazinleştirdim
geçelim bu saatte. Bence insanlara de, böyle kader ortaklığını müzikteki yani, ortaklığı daha doğrusu gerçek hayatta da paylaşıp bir anlamda müziği de pekiştirmiş oldunuz. 74'ten bu yana da dile kolay bu birliktelik aksi takdirde sürmezdi değil mi? Yani, yani. Bir turne yapıyorsun. Tabii. Bir Anadolu turnesi yapıyorsun. 60 gün. Matine suvarı 2 saat matine 2 saat suvarı konser veriyorsun. Aynı olarak kaldık. Sabah o erken kalkarsa benim başvuruma bir tane efendime söyleyeyim. Şimdi reklama girsin, girer diye söylemiyorum. İşte enerji verecek türden bir hap. Kahverengi oluyor genelde. Vitamin bir tane diyelim. De efervesan tablet. Ben erken kalkarsam onun başucunda. Ve birbirimizi en acı, en kederli, en sıkıntılı günlerimizde yalnız bırakmadık. Ya bu genç kardeşlerime, yani benim buradan söyleyeceğim bir tek şey var. Ne olur birbirinizi sevin. Yani müzik yaptığın adamı sev, beraber sahneye çıktığın adam. Yani sahneye çıktın, şimdi ben şarkı söylüyorum, Uğur Dikmen çalıyor. Şimdi benim bu gece bir kafamda bir problemim olsa, mesela söz gelimi, parasal, manevi, ya maddi ya da manevi. Mutlaka Uğur Dikmen'in kafasından da o problem bir yerlerden dönüp dolaşıyordur. Ayrıca benim için de söz konusu. Onun kafasında varsa böyle bir şey, bir problem, benim için de dönüp dolaşıyordur. Yani bunu hissetmediğin zaman zaten şey olmaz, müzik olmaz. Artı, şimdi ben oradan sinyaller falan geliyor, görüyorum. Yok, bir sohbete devam ediyoruz. Topla, ama tabii canlı müziğe de yer vermek istemiyor değiliz hani. Mesela do sesi. Do sesini basit bir güneş batışı olarak kabul edelim. Değil mi? Güneşin batışı. Ama bu köfte o güneş Temmuz'da başka türlü batar, Şubat'ta başka türlü batar. Bana göre sanatçı odur ki o do sesini, yani müzisyen odur ki o do sesini öyle tınlatır ki ben onun Şubat'ta mı battığını, Temmuz'da mı battığını anlarım. Bu lafı tekrar etmeyeceğim ama önemli bir şey olduğunu, kriter olduğunu kendi içimde hissediyorum. Bilmiyorum, paylaşıyor musun Uğur? Fikirleri paylaştığınız gibi müzik yaşantınızı da uzunca zamandır paylaşıyorsunuz ki programın başında da söyledik. Bu birlikteliğin sağlamlaşmasının da en gerçek açıklaması o aslında. Ama sizin eşlik ettiğiniz başka sanatçılar da var değil mi Sayın Dikmen? Var, ben tabii aranjör olarak da çalışıyorum. Yani işte Cem burada yokken tabii diğer bazı sanatçı arkadaşlarımızla çalıştım. İşte en yakın tarihte Özdemir Erdoğan'la çalıştığınızı biliyorum. Özdemir Erdoğan'la hala çalışmalarım var. İşte kasetlerinde şimdi işte yeni bir kaset daha hazırlanıyor. İşte bizim Serpil Bağdat'ın bir kasetini hazırlıyorum. Ceza sahası içerisinde 9 hatalar defterimi yapma. Yok yok, hayır. İşte bu trik soru. Ne? Bu trik soru. Yok yok. Yok, hayır. Kesinlikle değil. Ya, ayrıca bana Uğur Dikmen'in de biraz konuşmasını istediğim için özellikle sordum. Yok, çünkü hayır, program çok bitti ama sizinle çok fazla yani birlikte bir şarkı olamadık. Daha söyleriz yani. Bir şarkı daha söyleyeceğiz zaten. Şarkı söylemeden sizi yollamak yok. Tabii. Ama bir de nerede kalmıştık vardı ki bir Cahit Berkay'ı da söylemeden, hatırlamadan geçmeyelim. Tabii, nerede kalmıştık tabii. Sene 94, 5? Ama o enteresan bir laf yani. Ve nerede kalmıştınız da öyle bir albüm çıkmıştı? Nerede kalmıştık? Şimdi onu şöyle bir politik perspektif içerisinde baktığımızda bugün çok saygıdeğer, en saygıdeğer noktada oturan kişinin, ki benim de saygım var artık kendisine, çünkü öyle bir makama geldi ki kendisiyle yollarım hiçbir zaman birleşmedi ama öyle bir makamda ki ben de bu ülkenin bir yurttaşıyım, tabii ki şapkamı çıkarıyorum, mesai veriyorum kendisine. Onun da benimle birlikte adeta çeliştiği noktalar oldu. O da nerede kalmıştık demişti. Ve ne haber nitekim nerede kaldı şapka derken onun, o saygıdeğer kişinin, sevgili seyircilerimiz mutlaka çok çok iyi anlayacaklar.
Ben isim zikretmeyi artık gereksiz görüyorum. Siz de eski arkadaşlıkları bir araya getirdiniz. Cahit Berkay, Uğur Dikmen, Cem Karaca üçlüsü. biz de nerede kalmıştık diyerekten. Yine böylece bir çalışma çıkardınız. Toparlamak durumundayım çünkü süremiz bitiyor Sayın Karaca. Sen sağ ben selamet. Artık ama oradan işaret ediyorlar. Yolunuz uzun diyorlar. Biliyorsunuz. Müzik yolumuzu vakti. Biliyoruz. Bundan müzik sonra, vakti. Yani, müzik setini ben size almak istiyorum. Hayır. Şuraya geçelim. Gel. Ama nazilik ne söyleyeceğiz bu sefer? Tabii buyurun. Ceviz ağacı. Yalnız ben burada şimdi çok ekstra bir şey rica etsem. Yani siz orada bize bu güzel programı kurtarmamıza yardımcı olan hanımefendi olarak kameraman kardeşlerimizle hep beraber şöyle söylesek, yani ben çünkü bu şarkı tek başına söylendiği zaman hiçbir şeye yaramıyor. Her zaman bir el mel çıktın da biraz şöyle bir canlı bir atmosfer yakalayalım. Madem tahliyeye giriyormuşsunuz. Başım köpük köpük bulut. İçim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım. Gülhane Parkı'nda budak budak şerham şerham ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Sevgili seyirciler, şu anda stüdyoda herkes el çıkıyor. Siz de lütfen bulunduğunuz yerde ister iki, ister üç, ister dört, ister beş kişisiniz. Ellerinizi çırpın, katılın bize. Yüreklerimizi birleştirelim. Lütfen, lütfen, lütfen. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvır kıvır. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Koparıver gözlerinin gülüm yaşını sil. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Burada herkes el çırpıyor. Sevgili seyirciler, siz nerelerdesiniz? Sizin sesiniz bize gelmiyorsa bile el çırpmanızı demeni ediyoruz. Yapraklarım ellerim var. Tam 100.000 elim var. 100.000 lira dokunurum sana. İstanbul'a yapraklarım gözlerimdir. Şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar, çarpar yaprakları. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Bu arada kablo çıktı ama sorun değil. Biz bizeyiz.
Siz evinizde canlı izliyorsunuz bunu. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Biraz daha hızlı. Gülhane Parkı'nda. Bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Evet. Evet. Siz de çok teşekkür ediyoruz. Aynı keyfi aldınız. Çok teşekkür ediyoruz. Farkında. Sayın Karaca, Sayın Dikmen, yüreklerine sağlık. Elinize sağlık. Burada kendi yerine konuşuyor. Yorumunuza sağlık. Sizi buraya alalım ve kapanışımızı birlikte yapalım Sayın Karaca. Yaklaşık bir 2,5 saati çaldık yeni günden. Bu hırsızla sizi de ortak i̇şte. Ettik. Kusura bakmayın, sizi suça teşvik ettik ama biz bundan güzel, mutluluk güzel. Duyduk. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben açılışı seviyorum ve kapanışı sevmiyorum. Her kapanış yeni bir açılışa merhabadır. Evet. Dolayısıyla hoş yeniden ya. Birlikte olmak üzere. Geceniz güzel devam etsin. Yeni güne güzel başlayın. Hoşça kalın, iyi geceler. Eyvallah.